Dilimi neden? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda apar topar İstanbul'a gidiyorum. Antalya Havalimanı'ndayım. Saat akşam 10. Peki neden gidiyorum İstanbul'a? Hızlıca size bunu anlatayım. Şu anda uzun zamandır haberini beklediğimiz an geldi. Size defalarca kez söyledim. Dalış videolarında söylediğim, balık tutma videolarında söylediğim köpek balıkları, yani Türkiye'nin denizlerinde gezen köpek balıkları şu anda İstanbul'a akın etmiş ve bir sürü halinde İstanbul'a gelmişler. Bana da balık günlüklerinden Savaş abi haber etti. O şu an orada. Dedi ki Abdü kardeşim koş. Attığımızda köpek balığı, çektiğimizde köpek balığı geliyor. Çok büyük köpek balıkları var dedi. Ben de apar topar gittim, biletimi aldım ve şu anda İstanbul'a gidiyorum. Videoyu bu sefer tek çekiyorum. Yasir abim yok. Çünkü sadece bir tane bilet bulabildik. Uçakta sadece bir tane bilet kalmış. O yüzden tek gidiyorum. Uzun zamandır alışık olmadığınız bir video tarzıyla beraber bu videonun açılışını yapıyorum. Yani vlog yapıyoruz. Olabildiğince güzel çekmeye çalışacağım. Her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Bütün detayları çekmeye çalışacağım. Güzel bir video olacak. Gidip şu köpek balıklarını yakalayalım. Let's go. Hemen şurayı hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda biletimizi aldık ve uçağa Körük'ten yürüyoruz. 22.50 uçuşu. Beni Savaş abi orada karşılayacak ve sabahın erken saatlerinde, yani güneşin ilk ışıklarıyla avımıza başlayacağız. Bakalım bizi nasıl bir şeyler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Daha önce de videoda karşılaşmıştım. Size sürekli bahsettim. Dedim Antalya'da var, İstanbul'da var, Türkiye'nin denizlerinde köpek balığı var dedim, inanmadınız. Bugün bu videoyu sırf kanıtlamak için yaklaşık 1200 kilometre yol yapıp Antalya'dan İstanbul'a gidiyorum. Bayağı da heyecanlıyım ya. Vlog çekmek de güzelmiş. Bundan sonra bütün videolar vlog böyle. Patır kütür video çekerim ha. Elimi alır alır kamerayı, istediğimi çekerim artık. Let's go. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktık. Savaş abi beni karşıladı. Hoş geldin abi. Balıklar de. Harbi de, mi? Onu boş versen. Hızlıca gidiyoruz. Hoş bulduk. Aynen. Sabah erken mi gideceğiz abi balıkları tutmaya? Gün ağarırken karanlıkta çıkacağız. Tamam. Yemlerimizi yakalayacağız. Köpek balığı yemlerimizi. Nasıl bir şeyler kullanacağız yem olarak? İstavrit. Onları da kendi yakalayacağız. Küçük balık yakalayacağız. Ondan sonra onları köpek balığı yemi olarak kullanacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Şu anda eve gidiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köpek balığı avına. Evet arkadaşlar, birkaç saat de olsa dinlendik. Umarım bizi görüyorsunuzdur çünkü hava şu anda tam olarak aydınlanmış değil. Araba geldi, atlayacağız ve tekneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda İzmit Körfezi'ne geldik. Yanımda Savaş abi var ve bugün bizim ekip arkadaşımız olarak Akın abi yanımızda. Bayağı sağlam bir ekip olduk. Tolga abi de gelecek. 4 kişilik böyle efsane bir köpek balığı takımı kurduk. Bugün bu gördüğünüz güzel yerde ava çıkacağız. Balıklarımızı yakalayacağız. Bakalım güzel şeylere denk gelecek miyiz? Öncelikle şu şekilde istavritlerimizi yakalamak için, yani köpek balığını avlayacağımız yemleri yakalamak için oltalar hazırlanıyor. Uçlarına çapar mı takılıyor? Çapar, evet. Bunu şu şekilde herkes bilir. Özellikle İstanbullular. Çaparımızı takacağız ve minik istavritler yakalayacağız, evet, ki köpek balıklarını yemleyebilelim. Aynen öyle. Biraz önce abi geldi, teknemizin sahibi. Şu gördüğünüz tekneyi şöyle göstereyim. Şu ya da şu tekneyi bize getirecek. Biz de o tekneyle beraber denize açılacağız. Buranın denizi inanılmaz siyah. Niye öyle? Kirli mi? Tabii sanayi çok fazla olduğu için burada. Hı-hı. Ama öncesine göre yine çok daha temiz, onu da söyleyeyim. Ya Antalya'da yaşadığımız için Antalya'nın denizi böyle masmavi, bana biraz garip geldi. Siyah o, yani su. Bir de hava da bulutlu. Evet, ondan. Gün güzel olacak. Hadi başlayalım. Bugün bayağı sağlam bir kadromuz var. Akın abi var burada. Savaş abi var ve sürpriz bir konuk Tolga Bahar. Selam bugün akşam köpek balığı tutacağımızı duyunca bana mesaj attı. Ben de gelin beraber tutalım diye. Atladı geldi. Sağ olsun, hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Bugün efsane olacak. İlk başta şimdi biraz açığa gittik. Burada oltalarımızı atıp küçük istavritlerden yakalayacağız ki onları köpek balıklarını yemlemek için kullanabilelim. Nasıl oltalar kullanacağız abi? Takımlarımızdan biri bu. Şu gördüğün küçük tüylü iğneler. Plankton gibi ufak yavru balıklar gibi istavritleri kandırıyor. Tamam. Bunlarla güzel güzel istavritlerimizi yakalayacağız yem olarak. Ondan sonra köpek balığının arasına. Onun takımı ayrı. Hadi bismillah. Bismillah. Hemen geliyor mu istavrit? Bol mu istavrit burada? Bulursak hemen yakalarız. Önce bir yerini bulalım. Bunlar ne? Denizin ortasında? Bunlar akaryakıt iskeleleri. Buradan büyük gemilere, şurada tüpraşı gösterebilirsin. Gösterelim.
Reklam değil arkadaşlar kesinlikle. Denizin ortasında bir tane ülke vardı ya, neydi ya, Sandland miydi? Orası gibi aynı. Bana orayı anımsattı. O zaman ben de sallıyorum bir iki tane. Hadi bakalım. İskelelerin dibinde. Ne? Bir daha söyledir. Öyle bilgileri bizimle paylaş. Gizli gizli kendi kendine evet. Bilgi veriyor oradan. Diyor ki tam balık burada olur, şurada olur diye. Hayvanlar tam şu iskelelerin ayaklarında. Niye öyle yerlerde geziyorlar biliyor musun? Saklanıyor. Lüfer gelirse, palamut gelirse hemen iskele ayaklarına oralara kaçıyor. Oralara saklanıyor. Oradan kendini koruyor. Mesela Antalya'da ben dalıyorum ya sürekli. Hep kayalık, hiç balık yok. Ama mesela oraya bir şey düştüyse, bir batık varsa oralar full balık oluyor. Aynen öyle. Saklanacak yer buluyorlar kendilerine. Bir şekilde resif gibi, resif görevi görüyor onlar. Abi silah getirdin mi yanında? Silah yok da bıçak geldi işte. Nerede bıçak, nerede? Bıçak ver. Bıçağı oraya bıraktık. Asla boş gezmeyiz, onu da söyleyeyim de yani. Abi. Ayağınız denk alın arkadaşlar bak. Like atmayanlara. Sabah sabah istavrit arıyoruz. Onlardan fazla tutarsak onları yeriz abi akşam. Tabii. İstavritleri yiyeceğiz. Köpek balıklarını bakalım ne yapacağız. Sürpriz. Sürprizli. Videonun sonuna kadar izleyenlerin göreceği bir sürpriz. Aynen aynen. Değil mi? Güzel bir sürprizim. Çok fena, çok çok. İlk yemimiz geliyor. Köpek balıklarının maması. Köpek balıklarının maması. İstavrit. Evet, kaçırmayalım. Şu an bir istavrit, bir köpek balığı demek burada. Hadi bakalım. Bu da bu arada Marmara'nın kuru fasulyesidir. O kadar bol bulunan, aynı zamanda da çıtır çıtır çok lezzetli bir balık. Bunun ideal boyu bu. Bir dakika. Küçük gibi görünmesi. Gel bakalım küçük adam. Yeterince yemimiz olduğuna göre köpek balıkları için meramıza doğru köpek balığı merasına gidebiliriz. Güzel olacak. Alacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda yemlerimizi yakaladık ve köpek balıklarını yakalayacağımız yere geldik. Burası köpek balığı merası. Demirimizi atıyorum ve oltalarımızı salacağız. Bira bismillah deyip başlayacağız. Hazır mıyız abi? Haydi bismillah. Sallıyorum. Haydi bakalım. Çok teşekkürler. Sette bir tepsi baklava biliyorsun değil mi onun cezası? Neyi? Telefon çalarsa kayıt esnasında bir tepsi baklava. Vallahi ben anlamam. Bir tepsi baklava. İlkin günü almaz. Ya bundan sonra haberin olsun. Eyvallah. Sessiz de olacak efendim tamam. O telefondan. Şimdi nasıl yapacağız abi? Şimdi önce bir takımımızı tanıtalım. Tamam. İki tane takım yapacağız değil mi? İki tane evet, köpek iki balığı. Takım yapacağız. İki aha. Köpek balığı şansımızı arttırmak için. Tamam. Şu gördüğün çelik köstekli iğne. Bunu özellikle şurası çelik. Çünkü köpek balığın dişleri çok keskin. Koparmasın anında diye. En kalın bir sınayı bile jilet gibi saniyede kesiyor. Tamam. O yüzden şurasını çelikten yaptık. Yemimizi takacağız. Burada bir tane kurşunumuz var. Şu montu bir çıkartayım. Bu bana biraz ağırlık yapacak gibi. Aynen. Köpek balıklarını çekmemiz lazım. Şöyle şunu bırakıyorum. Yemi sen seç. Küçüklerinden seç. Tamam, hadi bismillah. İlk yemimizi seçiyorum. Gel bakalım. Gel 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 gel. Güzel mi? Boy olarak. Güzel. Aynen. Evet abi. Yemimizi hazırlayacağız. Bunu şöyle. Şuradan taktık. Harika. Kolay bir budur. Canlı canlı bir yem. Aynen. Tek iğne mi atıyoruz? Tek iğne. O aynen. Zaman ilkini ben salayım benim şansıma. Tabii ki. İleri mi fırlatayım yoksa direkt buraya? Direkt altına sal. Hazır mıyız? Haydi bismillah. Haydi bakalım. Bıraktım. Bıraktım. Balığı görüyorum şu anda gidiyor. Hı-hı. Kaç metre derinlik abi ortalama burası? Burası 15-20 metre arası derinlik var. Dibe indirip dipten... 15 metrede köpek balığı mı var? Evet. Ve kıyıya bu kadar yakında köpek aynen, balığı mı var? Aynen. Ve şurası sahil mi? Aynen ve öyle. Ve insanlar gelip burada yüzüyor mu? Yüzüyor da... Abi bildiğin sahil burası. Yani ben normalde yüzmeye kalktığım zaman, yüzmeye başladığım zaman buralara kadar falan rahat rahat açılırım. Tabii. Şimdi kıyıdan uzaklığımız 50 metre. Derinlik 10 metre ve köpek balığı mı avlıyoruz? Şimdi doğruyu mu söylüyorsun? Antalya'nın kıyılarında, İstanbul'un kıyılarında köpek balığı var dedim. Aynen. Dedim aynen. Dedim inanmadınız. Bugün bu videoyu kanıtlamak için İstanbul'a geldim. Antalya'dan kalktım, aynen. İstanbul'a geldim. 1000 kilometre yol yaptık. Sırf bu köpek balıklarını size göstermek için. Aynen. Hadi bakalım gel 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 gel. Aynen aynen. Gel babaya gel gel gel. Arkadaşlar şu anda ilk köpek balığı oltamıza vurdu. Çekmeye başlıyorum. Savaş abi pompalayarak çekiyorum abi aynen, böyle. Aynen gayet doğru çekiyorsun. Ben bunu da kabuşu götürmesin diye bir yere sabitleyeyim de ona vurduysa her an buna da vurabilir. Oo bayağı da büyük. Bunlar sürü.
Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Çektiğimiz köpek balığının ismi mahmuzlu camgöz. Yani sahip olduğu o keskin dişlerden ayrı. Sırt yüzgeçlerinde, dorsal yüzgeçlerin önünde birer adet çok keskin mahmuz bulunur. Bu mahmuzlar gerçekten çok tehlikeli. Zehirli değil ama yani bir ete değdiği anda orayı yarar ve o yara çok zor iyileşir. Enfeksiyon kapar. Çünkü çeşitli bakteriler var şeyinde, dikeninde. Ve çok kıvrak bir balık. Yani birazdan Abdü'nün sınavı başlıyor. O balığı dışarı al, elinle yakalayıp çıkaracaksın bu arada. Tamam. Hem dişlerinden geldi, seni sürekli geldi. Evet, yaklaştı. Baya baya şey yapıyor hırçın. Tamam, daha fazla çekiyorum, sarma. Abi. Yok, oo, iyi gördük balığı. Oy 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 oy. Gel bakalım, gel 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 gel. Dikkatli ol, dikkatli ol, aman ha. Tamam tamam, korkmayın. Onun sırtında da var diyor bak. Sırtı çok fena. Kafayı çıkarmasın dışına. Sen sadece kuyruktan tutacaksın. Ah. Bekle ben tutayım. Dur dur, orada tutma. Tamam işte, harika. İşte bu. Hemen alalım abi. Evet bak, şu an seni ısırmak için uğraşıyor. Bak oradaki iğneyi şunlar, görüyor musun? İğneleri görüyor musun, ne kadar bak, keskin olduğunu? Şu mu? Evet. Sakin ol adamım, sakin ol, sakin, sakin, sakin. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ilk köpek balığımızı yakaladık. Bu küçük bir köpek balığı. Evet. O yüzden onu genç çok bekletmeden hızlı salacağız. Bir şekilde ağzındaki evet, kancayı çıkartıp denize salacağız geri. Şöyle evet, tutayım bir. Erkek bir köpek balığı. Evet, şuradaki tüplerinden belli. Of, şöyle göstereyim bir. Aynen. Oy 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 oy, çok güçlü. Gücü görüyorsun değil mi? Ben dönüp ısırmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Aynen, aynen. Of. Hadi abi çıkartalım şunun kancasını. Tamam, hiç zarar vermeden. Yavrum benim be. Buna bir isim verelim. Maviş olsun bak. Maviş. Çok güzel, aynen. Onu fazla bekletmeden, canlı bir şekilde onu aynen, üzmeden suya bırakıyoruz. Eğer bu köpek balığı beni ısırsaydı haber değeri taşımazdı. Ama bir insan bir köpek balığını ısırırsa haber değeri taşır bence, o yüzden. Küçük hafif şey. Gitmeden ısırayım. Hadi görüşürüz. Yüz bakalım. Yüz bakalım. Bize geliyor hala. Hala geri geliyor. Kaç çok... kaç kaç. Tersi gibi. Çok kaç, sevdi seni Aftı. Kaç diyorum sana. Kaç. Arkadaşlar Maviş gitti. Ama o biraz küçüktü. Daha büyük boy bir köpek balığı arıyoruz. Aynen. O yüzden oltamızı tekrardan suya salacağız. Olsun. Eline sağlık abi. Ekip efsane, şöyle göstereyim. Evet. Abi nasıl buldun köpek balığını? Süper bir şey ya. Hakikaten. Ses çıkartıyordu ya. Hakikaten ısırmaya çalışıyor ya. Abi eline sağlık bu arada. Sağ ol. Evet, efsane, devam tamam, ediyoruz. Geldim. Köpek balığımızı çektik. İsmini de Maviş koyduk. Evet. Hiç zarar vermedik. Zaten iğne de bizim tasarladığımız gibi uzun palalıydı. Kenardan takılmıştı. Evet. İncitmeden çıkarttık ve hızlı bir şekilde devam, denize saldık. Daha büyüyecek küçük. Çok çok büyüyecek. Burada daha insanları yiyecek falan diyormuşum. Sinema filmlerine konu olacak. Jaws olacak falan. Daha küçük yani. Çok da küçük değildi ama daha büyük köpek balıkları da var burada. Onlardan bir tane yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden tutmaya devam ediyoruz. Oo, yunuslar geldi. Hani? Kanka hep seni buluyorlar ya. Ben yunus çekiyorum ya. Yunusları ben çekiyorum. Yavrum! Woo! Ya yemin ederim gittiğim her yere yunuslar geliyor ya. Of, bize doğru abi geliyorlar. Ben bunları atlarım ya. Bakın be, çıkın be. Burada var. Hadi. Bak 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 bak. Oy! Abi dibimize geliyorlar. Arkadaşlar bir tane köpek balığı yakaladık. Diğer oltaya da vurmuş gördüğünüz gibi. Şurada köpek balığının diş izlerini görüyorsunuz. Yarmış buraları. Balığımız da bu arada hala canlı. Köpek balığının ağzından çıkmış bir istavrit görüyorsunuz şu an. Şimdi bu istavritin hikayesini düşünsene. Bir gün denizde yüzüyorduk. Bir deli geldi, bizi yakaladı. Köpek balığı falan ısırdı. Kurtuldu, şu anda yüzüyor orada. Güzel, bir ısırsın seni de, gör gününü. Yavaş, tatlı tatlı, aynen. Bu baya baya büyük. Şu eğime bak. Bak bak. Savaş abi. Harika, harika, harika. Oh, bu diğerine göre daha büyük. Adam kamış tutma falan nasıl yakışıyor eline ya? Harbi mi? Bir şey de yapamam abi. Abi maşallah de. Maşallah, maşallah. Böyle bir anda şey oluyormuşum, bükülüyormuşum. Arkadaşlar şu anda ikinci köpek balığımızı oltamızın ucunda hissettik ama bu diğerine göre baya baya büyük. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Bu bayağı zorla çırpınıyor. Evet. Oo! Bak bu büyük, biliyor musun? Dur ben şu ortayı çekeyim de birbirine karışmasın iki balık.
Bayağı zorlu. Ooo! Oh! Bir dakika. Ben bunu tutamam hacı. Dur kanka dur. Sakin ol, sakin. Ulan. Hayır, kaldırma. Kaç kopar mı? İni açar. Bacağından alacağız. Ben. Kuyruğundan aynen. Sakin ol. Kuyruğunu ver bana. Bu çok güzel ama boyu. Yes! Nasıl oldu ya? Oh! Isırıyor da. Oh! Elim ısırıyordu bu sefer az daha. Abi ay. Gel bakalım buraya. Şey yapayım. Çıkartı verelim ya. Tamam. Çok zaten az takılmış. Bunu da ısıracağım. Allah bir tane daha geldi. Hadi hadi. Al gel. Kongre. Hadi ona da ben gidiyorum. Abi, hadi ona da ben gidiyorum. Abi çifter çifter ne kadar çok köpek balığı var. İzmit Körfezi'nde falan yüzmeyin. Bak ben size söyleyeyim. Bir anda karşınıza şunlar dikilebilir. Bir anda karşınıza bunlar dikilebilir abi. Yediği balık çıktı ağzından bak. Hani? Evet, artık şey olmadı. Bu da oldu mu? Oha! O zaman bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ver onu bana. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Bunu direkt bekletmeden atalım. Tamam hadi Dolgas salalım. Dolgas'ın ismini sen ver. O bayağı Jaws ya. Jaws. Aynen. Jaws görüşürüz. Evet çok yavaşçısınız. Köpek balığı bırakıyoruz. Köpek balığı. Çek abi çek çek. Abi burası köpek balığı yuvası ya. Bak işte. Oy 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 oy. Yerine gidiyor da. Abi öyle sadece tutması değil. Köpek balığını sudan tutan alıyor. Buyurun. Hadi bakalım. Almak ister misin? Alırım ya. Tamam. Abi çırpınıyor. Yan yatır. Ay 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 ay. Süper aldın ha. Süper aldın resmen. Of. Evet. Abi şuna bak ya. Bak ısırmak için aman bana yaklaştırma. Bu ısırmak için kıvranıyor değil mi? Tabii canım tutsa ne yapar? Arkadaşlar denemedim şu ne yapacağını da bir karış değil yani. Dört yani. Parmak önünde de iğnesi var bu hayvanın. Dur. Evet. Gel buraya buraya gel buraya. Oo. Güce bak güce bak. Çok hayvanı. Güçlü bu. Hakikaten. Bunlar bir de erkek ya, değil mi? Derisi falan da çok enteresan. Ta kuyruğunda kadar hissediyorsun o kası yani. Evet evet evet. Evet. Ver bir sal bana. Al. Sal sal sal. Bir temas etti dirsekle. Aynen. Arkadaşlar bugün tuttuğumuz üçüncü köpek balığı. Hatta en büyüklerinden bir tanesi bu. Hala yaşıyor. Hiç zarar vermedik. Tekrardan bırakıyoruz. Hadi bakayım büyü de gel. Görüşürüz. Hemen gitti hızlıca. Harika bir şekilde geldi. Bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok efsanevi bir yolculuk. Çok efsane bir serüven oldu. Çok efsane bir şekilde de videomuzu tamamladık. Köpek balığını tutup hepsini sağlıklı bir şekilde suya bıraktık. Abi bu imkanı sağladığın için teşekkür ederim. Abi. Gel bir öpeyim. Çok sağ ol. Abi sen de beni teşekkür ederim. Sen de yalnız bırakmadın abi bizi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Savaş abiyle beraber efsane balık videoları yapıyoruz biliyorsunuz. Kendisinin kanalı 100 bin abone olmak üzere. O yüzden şimdi öyle bir yüklenelim ki bırak 100 bini bir anda 200 bin aboneye falan gitsin kanal. Şuradan Savaş abinin kanalına, şuradan da Tolga abinin kanalına abone olabilirsiniz. Tolga abiyi de tanıyorsunuz zaten. Türkiye'nin en büyük silahçılık kanalı ve Türkiye'nin en büyük balıkçılık kanalı yanımda. Eyvallah. Videomuza like atmayı, böyle de çılgın videoların gelmesini istiyorsanız şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, çılgınlıkla kalın. Eyvallah.